60 yıl aralıksız ve katıksız bir sanat çalışanıyım ben, emekçisiyim. Anadolu, dünyada hiçbir ülkede olmayacak kadar katman katman uygarlıkların olduğu bir toprak. Onun için benim Anadolu'da doğmuş olmamın bana getirdiği avantajları ben olabildiğince kullandım. Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'ne gittiğimde ilk beni çarpan müze Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ydi. O müze dünyada eşi olmayan tek müzedir. Yani bizim en zengin müzemiz hangisidir diye sorarsanız Anadolu Uygarlıkları'dır. Müzesi Ankara'daki müzedir. Onu da Atatürk kurdu biliyorsunuz. Sanat dediğimiz şey, sanatla ilgili yaşam dediğimiz şey, dünyada en yüksek seviyede bir yaşam ortaya koyan bir kavram. Ben dünyanın en zengin insanıyım. Zannediyorlar ki bankada parası olan insanlar çok zengin. Hayır, öyle değil. İnsan düşüncelerinde zengin değilse para hiçbir zaman zenginlik getirmiyor. Siz dünya sanatını da bileceksiniz ama yaşadığınız topraklardaki sanatları da çok iyi bileceksiniz. Bu ülkenin onun için çok önemli bir altyapı olarak sanatçılara katacağı şeyler var. Ben o katılacak şeyleri çok özümsemiş bir hocayım. Ve kendimi sanatçı olarak tanımlarken ama biliyorum önce ben sanat eğitimcisiyim diyorum. Bu benim için çok önem taşıyor çünkü insan öğretirken öğreniyor bazı şeyleri. Büyük şehirlerde, büyük yerlerde, imkanları bol olan yerlerde değil de imkanları az olan yerlerde de görev yapmak gerekiyordu. Oranın insanlarını eğitmek gerekiyordu. Onun için şu anda belki dünyada en çok öğrencisiyle ilişkisi olan hoca benim. Akademi çok önemli bir sanat kurumu. Çok şey öğrendim orada. Hocalık yaparken de oradaki kariyer dönemlerimde de. Ama Gazi Eğitim Enstitüsü'nde yetişmemin bana getirdiği sanatçılardan bir farklı tarafım var. Bunu anlatmak istiyorum. O da şu, ben heykel yapıyorum, seramik yapıyorum, gravür yapıyorum, litografi yapıyorum. Ondan sonra resim yapıyorum, desen çiziyorum. Yani bütün sanat dallarında geziniyorum. Yani yaptığım döngüsel seyir, sergimde bunu sergilemiş oldum ben. Bunun nedeni Gazi Eğitim Enstitüsü'dür. Rönesans'a bakıyorsunuz, mesela Leonardo'ya bakıyorsunuz, Raffaello'ya bakıyorsunuz, Michelangelo'ya bakıyorsunuz. Bunların hepsi bütün sanat dallarıyla da ilgili insanlar. Hem çizimleriyle, hem yaptıkları işlerle bütün sanat dallarında geziniyorlar. Sanatçı gerçekten baktığı zaman dünyada var olan her şeyle ilişkisi kurup o ilişkilerden görme, işitme ve dokunma duyularıyla elde ettiklerini bir biçimde sanata dönüştüren kişiye bir sanatçı diyoruz. Bu ülke beni
parasız okullarda okutma imkanı bana verdiği için ki eğer o okullar olmasa okuma şansımız olmayacaktı. Fakir ailelerden geliyoruz ve yatılı okullarda okuyoruz. Ve benim bugüne gelmeme katkı yapan bu ülkeye bir borç ödemem lazımdı. O borcu bu müzeyi kurarak yapıyorum ben. Sanatçı olmak için mutlaka eğitim gerekiyor. Ama asıl sanatçı olmak demek, insanın kendisi olması demek. Avrupa'ya gidip sanat eğitimi yapan birçok akademi hocası ya empresyonist ya ekspresyonist veya kübist tarzdaki atölyelerde gidip kendilerini eğitiyorlardı. Ve onlar o teknikle veya o tarzla resim yapmaya başlıyorlardı. Ama bu değil. Benim anlayışıma göre sanat, bütün bu eğitimin üzerinde insanın kendi kimliğini oluşturabileceği, bakıldığı zaman resminin bu şu sanatçıya benziyor demeyecekleri bir noktaya geldiği zaman insan sanatçı oluyor. Türkiye'de birçok sanatçı benzerleri olan sanatçılara yakın resimler yapıyorlar ki bu doğru bir şey değil. Kimlik oluşturmak dediğimiz veya kendi olması gerekir sanatçının dediğimiz hikaye böyle bir hikaye. Bunu da bir sanat eğitimcisi olarak belirtmek istiyorum. Benim sanat eğitimciliğimde en önem verdiğim konulardan bir tanesi, her öğrettiğim şeyi ki çok dışarıda da yaptığım araştırmalar ve şeylerden sonra bu çok daha da ön plana geçti. Eğer tekniği ve insan sanatçı olarak kimliklerini oluşturabilecekleri kişilere vermemiz lazım gelen bilgileri verirseniz onlar kendi kimliklerini de oluşturuyorlar zaman içerisinde. İMOGA, İstanbul Museum of Graphic Art, yani grafik sanatlar müzesi olmasının nedeni benim grafik hocası olmamdır. Burayı kurarken de dışarıda yaptığım çalışmalarda da hep baskı üzerine bir ömür tükettim ben. Eğitimle sanatımı buluşturan bir hayat yaşadım ben. Bu hayatı da severek sürdürüyorum. Şimdi 80 küsürlü bir yaşta bir hoca olarak enerjimi, vücudumu ve beynimi çalıştırarak koruyorum. İnsan eğer çalıştırmazsa beyni ve vücudu çalıştırmazsa çabuk bitiyor ve ölüyor. Ölünceye kadar resim yapacağım. Çünkü insan düşüncesi, insan yapısı öyle bir yapı ki en son geldiği noktadan daha sonraki noktayı da amaçlayarak sanatı oluşturan kişi oluyor. Kültür. Kültür ve zeka olmadan sanat eseri yapmak mümkün değildir. Yetenek diye bir kelime var ama bence yetenekten ziyade zeka ve kültür yapıyor bu işi. Durmak diye bir şey var sanatçı için. Yoksa durmak mümkün değil. Hiçbir sanat eseri bir sanatçı için bitmiyor. Ama burada durmam lazım dediğiniz noktada o sanat eseri sizin imzanızı attığınız noktada bitmiş oluyor. Ama dünyada birçok sanatçı var ki müzede eserleri sergilenirken o resime hala kafasının takıldığını biliriz.
cebine boyayı koyup, ondan sonra fırçayı koyup, kimsenin görmediği bir yerde müzede sanat eserlerine dokunan sanatçılar biliyoruz biz. Resim hiçbir zaman bitmiyor. Durmak dediğimiz işte şey bu. Ben düşündüğüm her şeyi, bildiğim her şeyi öğreten bir kişiyim. Harcamayı kendimden vermeyi seven bir kişiyim. Onun için zaten imoga dediğimiz yer bir imece usulüyle kurulmuş bir atölyedir. 50 yıl önce kurulmuş bir atölyeye akademinin önemli hocalarının hepsi geldiler, çalıştılar, ürettiler. Karşılığında para hiçbir zaman konuşulmadı ama ürettikleri işlerden bağış yaptılar. O atölyeye yaptıkları bağışlar bu müzeyi oluşturdu. Boyama tarzından, rengin sürülüşünden, fırçanın boya üzerindeki, tuval üzerindeki duruşundan bir farklılık olmasını mutlaka istiyorum. Bir kısrak başı gibi uzanan bu ülke bizimdir diyor en sonunda o şiirinde. Bu çok önemli bir şey. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diyen şair de aynı şeyle. At çok önemli bir ikon aslında bizim Türk insanı için. Anadolu insanı için çok önemli bir unsur. Onun için atlar üzerinde benim yaptığım bu uzun çalışma binlerce desen ve binlerce boya resim var, gravür var. Hayatımın belki çok önemli bir noktasında sinemayla ve tiyatroyla buluşmuş olmamın bana getirdiği artılar var. Sinema bütün sanat dallarını içinde barındıran bir dal. Bir ara sinemada bulunmuş olmam ve Metin Erksan gibi çok önemli bir sanat insanı ile ki dahi bir yapımcıydı, dahi bir rejisördü. Onunla birlikte hep sanatı tartışarak getirdiğimiz bir ömür var. İçerisinde fotoğraf var, müzik var, şiir var, edebiyat var, resim var, heykel var, mimari var. Bütün sanat dallarının içinde olduğu tek sanat var, o da sinema. O sinemadan ben çok şey öğrendim. Ve Metin Erksan'la olan dostluğumu da hiç unutmuyorum. İnsanlar müzelerle sanat kültürlerini geliştiriyorlar. Maalesef Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Zaman zaman bu konuda birçok önemli kişilerle de konuşuyorum. Türkiye'nin bunu mutlaka yapması lazım diye düşünüyorum.